ile birlikte biraz daha dar boğaza girilecek. Ama asıl reçete seçimden sonra. Daha ne yaşayabiliriz? Sözcü gazetesini ekrana getirelim lütfen arkadaşlar. Bir uçurum tablosu yayınlamış bugün. Bakın. Diyor ki seçenle seçilen arasındaki fark böyle dedirtiyor. Bir ülkede etin kilosu 600 liraysa, 1 kilo beyaz peynir 200 liraysa, 1 litre benzinin fiyatı 36.7 liraysa, bakanların maaşı 94 bin liraysa, milletvekilinin maaşı 94 bin liraysa, seçenlerin maaşı da 7500 liraysa o ülkede kriz yok, uçurum var demektir. E biz evet. Uçurumdaysak daha ne yaşayabiliriz? Ben ilk önce size biraz rakamlardan geleyim. Lütfen. Neler yaşadık seçim bittiği günden beri? Hı hı. 90 günde, 100 günde bu bize nasıl bir yol haritası çizecek tahminen söyleyeyim. 28 Mayıs'tan bu yana. Heh. Şimdi akaryakıtta %100 zam. Dolar 19 liradan 27 liraya geliyor. %40'a yakın artış. ÖTV ve KDV'lere ek vergiler. Hayat pahalılığı, sokak enflasyonu %100, TÜİK %40 diyor. Bu arada büyük bir açık var. Hı hı. Bunu okul masrafları, kiralar, yiyecek, içecek ve giyecekler üstünden hesaplayınca sokak enflasyonu 100 oldu, ortaya çıkıyor. TÜİK rakamları gerçekçi gelmiyor bu rakamlardan. Şimdi bunun dışında başka acı gerçekler var. Şimdi Merkez Bankası eksi 60 milyar dolar rezerv pozisyonunda. Yani eksi demek merkezin parası yok. Bir de piyasadan 60 milyar dolar toplayacak ki sıfıra gelsin. Yani Gaye Hanım piyasadan dolar topluyor şu anda. Bu eksi 70'ti. 10 milyar dolar topladılar. Daha da 60 toplamaları gerekiyor. Toplayabilir mi? Yani şöyle düşünün. Merkez alıcı zaten. Ya da toplaması yani, sonuç getirir mi? Hani dolar düşebilir mi diyorlar bazen de. Yani Merkez Bankası alıyor. Halk alıyor. İş adamı alıyor. Yani düşemez. Öyle. Satan da olmadığına göre düz mantık. Kim satacak bu doları da dolar düşecek. Şimdi KKM diye bir gerçek var. Demin vurguladınız. 130 milyar dolarlık para KKM'de duruyor. Türk lirası olarak duruyor ama satış vaadiyle duruyor. Yani bunun dönemi geldiği zaman insanlara onu döviz olarak ödüyorsun ama diyorsun ki faizleri 25 yaptım oraya git. Şimdi bankalara baskı kuruyorlar. Satış temsilcileri, müdürler insanları ikna etmeye çalışıyor. Bu şimdi çok demokratik bir yol değil. Serbest piyasa ekonomisine müdahale ediyorsun bir kez. Ve insanlar ikna olacak ve TL'ye geçecek. Yarın dolar çıkarsa zarar edecek. Kim bu mağduriyeti ödeyecek? Kimse ödemeyecek. Akıllı olan insanlar TL faizini %25'in düşük olduğunu görüyor. Enflasyon rakamlarını görüyor ve döviz pozisyonunu bozmuyor. Şimdi orada bir el bombası var elinde. O 100 milyar dolarla nasıl başa çıkacaksın? Bu insanlar vadeleri geldikçe döviz alacaklar. Dövize baskı olacak. Yani dövizin 27 lirada kısa vadede durma şansı pek realist değil. Seçim ekonomisi bile yapsa, yasaya müdahil bile olsa onun 35-40 liraya gitmesi 1-2 ay içinde olası bir gerçek. Mantıklı. Hı hı.